Cennet nedir? Kimler cennete girecek? Cennet ehlinin yaşamı nasıl olacak? Cennette güzellik çirkinlik kavramı olacak mı? Cennette insan istediğiyle evlenebilecek mi? Cennette dünya hayatı hatırlanacak mı? Kevser suresinin önemi nedir? Kevser suresi nasıl ve ne zaman okunmalı? Az sonra. TV ekranlarından günaydın efendim, iyi pazarlar diliyoruz. Bir Kur'an ve Sünnet programında daha Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu ile birlikte karşınızdayız. Efendim geçen hafta cehennemi konuşmuştuk, tüylerimiz diken diken olmuştu. Bu hafta ise hepimizin gitmek istediği yer olan, tabii ki de Allah nasip ederse, cenneti konuşacağız hocamızla. Nedir cennet, cennette nasıl bir yaşam var? Tüm merak edilen sorulara birlikte cevap bulacağız ve elbette Twitter'dan gelen soruları da hocamıza yönelteceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Umre ziyaretindeydiniz hocam. Öncelikle nasıl geçti ziyaretiniz? Evet, işte bir haftalık bir umre yaptık. 3-4 gün Mekke, 3-4 gün Medine. Son derece güzel bir umreydi. Allah kabul etsin. Kabul etsin. Çok yoğundu. Özellikle Türk insanlarımız çok fazlaydı. Mekke'de de daha çok Türk ağırlığı vardı. %80 diyebilirim. Medine'de ise dengeli bir dağılım vardı. Tek farklı şey Medine'de bu sefer manevi bahar vardı ama iklim bahar değildi. Çok soğuk bir hava vardı. Sabahları namaza giderken, mezarları ziyarete giderken şal veya paltu giymek zorunda kaldık. Hatta hepimiz hastalandık orada. Medine şey ama Medine'nin hastalığı bile güzeldir. O bile bir berekettir. Güzel bir umreydi. Teşekkür ederim. Peki hocam. Allah herkese nasip etsin. İnşallah hocam. Peki başlayalım mı hocam o zaman? Evet buyurun. Bismillah diyelim. Hocam cennet nedir? Nasıl bir yaşam var cennette? Evet. Efendim Yüce Rabbimiz bu alemi yaratmış. Bu alemde kaç alem var tartışılır. Hayat var mı dünyadan başka tartışılır. Cinler var, melekler var, hayvanlar var, insanlar var. Bunun dışında yaratıklar var mıdır tartışılabilir. Ama ahiret alemiyle ilgili de Yüce Allah 3 mekan yaratmış. Biri cennet, öteki cehennem, öteki araf. Cennet belli. Kimlerin gireceğini konuşacağız. Nasıl bir hayat var orada konuşacağız. Cehennem de belli. Kimlerin gireceği, nasıl bir hayat orada, hayat deniyorsa ona. Tabii cehennemde de bir hayat var. Çünkü hayatiyet devam edecek. Ama azapla doğru iç içe olan bir alem orası. Onu geçen hafta konuşmuştuk. Bir de araf var. Araf da denilir ki cennet veya cehenneme gireceği kesin olmayan ara bölge. Yani cennetle aralarında arada perde kalmış. Var. Perde derken basit bir perde değil. Basit bir blok değil bu. Cennetle aralarında perde var. Cehennemle aralarında perde var. Cehenneme girmeyecek, kesinleşmiş. Ama cennete girmesine de engeller vardır. Nedir o engeller? Kul hakkıdır. Kişinin malını, mülkünü, hakkını çiğnemiştir. Namusuna, iffetine, ırzına tasarruta bulunmuştur. Bundan dolayı henüz onunla ilgili bir kararda bulunulmamıştır. Veya daha çok kul hakkı vardır. Kul hakkından dolayı orada bekliyor. Kul hakkı kulaktır, gözdür, eldir, ayaktır, kalptir. Yani bütün bunlarla birini taciz ettiğimizde kul hakkına girmiş olur. Sizin cennete girmenize engeldir. Cennetin önünde o engeli aşmak için o konuda sizin işte tövbe etmeniz de yetmiyor orada. Dünyada tövbe etmeniz gerekir. Ahirette de o kişiyi bulup ben seni işte şöyle yap, şöyle bir sıkıntı vermiştim, taciz etmiştim, hakkını yemiştim, paranı yemiştim, senden rüşvet almıştım, sana rüşvet vermiştim, sen aleyhinde konuşmuştum vesaire. Hakkını yemiştim, paranı gasp etmiştim, haksız kaynak sağlamıştım senden, şimdi senden helallik istiyorum.
Verirse verir, vermezse orada kalmaya mahkum olacaktır. Araf'tan. Onun bir süresi var mı? Süresi yoktur. Süresi ancak Allah bilir. Ama Araf'tan cennete giriş dilerse Allah olur, dilemezse Araf'takiler orada hasret içinde beklemeye devam edecekler. Şimdi cennet sonsuz bir mekan. Güzelliğin, rahatlığın, her türlü Allah'ın verdiği nimetin gözün görmediği, kulağın duymadığı, aklın düşünemeyeceği kadar müthiş nimetler vardır. Allah bu nimetlerden sadece bizim alabileceğimizi, anlayabileceklerimizi anlatıyor. Onun dışındaki alanı Yüce Allah bize kapatıyor. Mesela biraz sonra belki soracaksınız, işte bahçeler var, şu var, bu var filan. Soracaksınız hepsini. Fakat bunların nitelik ve niceliklerini ancak dünyadaki benzerlerine işaret ederek Allah anlamamızı sağlıyor. Çünkü biz, şimdi Allah öyle şeylerden bahsedecek ki, ebedi kalacağınız bu yurtta gözünüzün görmediği, kulağınızın duymadığı şeyler var diyor. Ama ne? İşte meyveden bahsediyor. Irmaklardan bahsediyor. Fakat görmeden sizin anlamak mümkün değildir. Nedir peki o halde cennet? Bahçeler demektir. Sonsuz, namütenahi, sınırsız bahçeler demektir. Orada insanlar kalacaklar ve ebediyen orada kalacaklar. Orada huzursuzluk yok, çile yok, ıstırap yok, konuşacağız onları. Peki bir de cennetin katlarından bahsedilir. Nelerdir cennetin katları? Şu cennetin, Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri cennetin bazı isimlerini, mesela Kur'an-ı Kerim'de cennetin 147 defa geçtiği söylenir. Ama bu çok birebir doğru bir tanım olmayabilir. Çünkü bazen naim diyor. Allah'ın mekanında kalacaklar diyor. O da cennet demektir. İnnel muttakine fî cennâtin ve nehar. Fî mak'adi sidkin inde melikin muktedir. Muktedir melikin yanında cennet ve bahçelerde olacak muttakiler diyor. Ama sadece burada bir defa cennet kelimesi kullanmakla beraber 3 defa cennete işaret var. Bu nedenle bu rakamlar çok belirleyici rakamlar değildir. Yanıltıcı rakamlar olabilir. Tespitlerimizdeki rakamlar. Fakat Kur'an-ı Kerim bazı ayetlerinde cennetin bazı derecelerine veya katlarına işaret var. Onları tek tek isterseniz ele alalım. Biz önce katlarına. Arkadaşlarımız Naim cennetini almışlar. Biz onların dediğine göre gidelim o zaman. Cennetün Naim aslında rahat mekan, nimet, ferahlık ve kalınacak güzel bir yer anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de Yunus 9. sure 9. ayet Şuara 85'te Naim cennetlerinden bahsediyor. Diyor ki orada Allah'a içten bağlı olan, gönülden bağlı olan kulların girecekleri ve karşılıklı tahtar üzerinde kurulacakları kendilerine sayısız rızık verilen baki diyarlardır. Ve Yüce Allah bizleri onun varislerinden eylesin. Bu cennetin bu makamı hakkında ve bu derecesi hakkında Yunus 9 ve Şuara 85. ayetlere bakılabilir. Bu birinci. Birinci derken sıralamada birinci değil ama bizim verdiğimiz bugünkü sırada birinci. İkincisi Adın cennetini arkadaşlarımız hazırlamışlarsa onu verelim. Adın cenneti aslında evet. En büyük özelliği ne biliyor musunuz Adın cennetinin? Buraya girecekler mutlaka Allah'ı görecekler. Allah'ı görebilecek olanlar oraya girecek. Oraya herkes giremez. Özel ibadeti var, Allah'a yakındır. Çünkü varidvani minallah, Allah'tan orada bir razılık vardır. Allah'ın razı oldukları ancak orada kalacaklardır. Deniliyor ki Allah'la Peygamberimiz öyle buyuruyor. Allah'la kul arasında Adın cennetinde sadece kibriya perdesi var. Kibriya perdesi nedir? Allah'ın büyüklük perdesi. Hani Allah'ın büyüklüğünü kabul edip, doğru bilip Allah'a kulluk edenler o gün Adın cennetine girebilecekler. Başka bir hadiste Peygamberimiz öyle buyuruyor. Allah Adın cennetini yarattı. Şu Adın cennetini yarattı. Ve oraya özel ağaçlar diktirdi. Kendi eliyle diyor. Tabii eliyle maksat izniyle. Sonra dedi ki cennetin adına konuş dedi.
Adın Cenneti dedi ki müminler murada erecektir. Oraya özel insanlar davet edilecek. Tövbe suresinin 72. ayeti ve Nahl suresinin 31. ayeti. Kur'an-ı Kerim'de bu iki ayet Adın Cennetinden bahsediyor. Demek ki bu cennetin en büyük özelliği Allah'ı görebilecekler, buraya gelebilecekler bu makama. Allah bize nasip eylesin. Amin inşallah. Tabii bunu hak ediyor muyuz? Kendine amma konuşuyorum. Hayır. Biz hiçbirini hak etmiyoruz ama ümit ediyoruz. Hak etmiyoruz ama ümidimiz var. Belki lütfeder. Firdevs cenneti. Firdevs aslında bütün bitkileri, bahçeleri, değişik üzüm asmalarını toparlayan bahçe demektir. Firdevs. İsim olarak da kullanılıyor Türkiye'de. Kadın ismi olarak da kullanılıyor. Bir bostan ama bu üzüm bahçeleri, üzüm salkımları veya asmaları bizim memleketteki gibi sarımsı üzüm salkımları veya üzüm asmaları değil. Babil'deki bahçeler ne ki bunun yanında? Sonsuz namütenahi her bir meyvesi, her bir üzümün tanesi belki şu kadardır. Çünkü biz de büyük olacağız orada. Yani bizim boyumuz çok büyük olacak orada. Her birimiz belki bir 30 metre civarında olacağız. Normal boy olmayacak. Onun için cennetteki meyveler de bizim boyumuza göre olacak. Dev olacağız. Yani gidersin. Çok büyük olacak insan. Çünkü cennet de çok büyüktür. Hı hı. Eğer biz bugünkü büyüklüğümüzle cennete girsek cennete cüce kalacağız. Onun için Cenab-ı Allah her bir hücre cennetin bütün zevklerini tatsın diye muhteşem bir şekilde yaratacak insan vücudunu. Firdevs cenneti hakkında Hazreti Peygamber öyle buyuruyor. Cenneti istediğinizde Firdevs'i isteyin diyor. Firdevs cennetini isteyin diyor. Biz de onun için ya Rabbi Firdevs'i istiyoruz. Hak etmesek de istiyoruz. Hı hı. Kehf suresi 107 ve Kehf suresi 108. ayetler Firdevs cennetinden bahsediyor. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için işlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Bir bahçe ama basit bir bahçe değil. Oradan ayrılmak istemezler. Kim ayrılmak ister ki cennete girdikten sonra? Zaten cennete girişten sonra çıkış yoktur. Yani kimse mahrum edilmeyecek cennetten. Ama cehenneme girildikten sonra cehennemden çıkış vardır. Onu konuşacağız belki. Meva cennetini alalım o zaman. Meva cennetinin özelliği ne biliyor musunuz? Secde suresi 19, Necm 13 ve 15 bahsediyor. Sidretül Münteha, peygamberimizin Miraç'ta çıktığı o en üst mertebenin yanındaki cennet Meva cennetidir. Dediğim gibi Necm 13-15 bundan bahsediyor, cennet Meva'dan. Peki özelliği ne? Cennet-i Meva'nın en büyük özelliği şehitler orada kalacaklar. Orası şehitler için ayrılmış özel bir yerdir. Orada ebedi kalacaklardır. O halde eğer bugün cennet dolu olmuş olsaydı, bütün şehit aileleri için söylüyorum, imanları için, vatanları için, bayrakları için, namus, iffetleri için, bütün dünya tarihi boyunca ve bugün de şehit olanların tümünün gireceği yer işte orasıdır. Meva cennetidir. Şöyle bir şey var, onu da söyleyeyim. Meva cennetine girmiş olan bir şehit annesini, babasını, kardeşini de buraya alabilecektir. Ve elhakna bihum zürriyetehum. Çünkü yani iyilere zürriyetleri katılacak. Diyelim mesela siz cennete girdiniz. Alt sınıftasınız diyelim veya ben alt sınıftayım. Ama ailemden bir şehit var. Beni Meva cennetine götürebilir. Eğer cennet gitsem. Cehennemlikse yapacak bir şey yok zaten. Yani bu işte şimdi cennetin katlarını sayıyoruz. Bu arada yakınlarımız, ailelerimiz farklı yerler. Onu soracaktım. Ziyaretleşecekler. Yani. Böyle bir durum olacak. Tabii o olacak. Birbirlerini ziyarete gelecekler ama gıpta etmeyecekler. Yani öyle bir şey görünecek ki onlara belki kişi kendi yerini daha düşük seviyede olsa bile yeterli görecek. Dünyadaki gibi kıskançlık olmayacak. En nihayetinde cennet hocam. Mescid-i cennet tabii. Ona girdik ya da girdik de yer beğenmiyoruz yani. Yani. Yeter ki Cenab-ı Allah bizi içeri alsın da ondan sonra yerimizi beğeniriz orada. Başka bir cennet efendim Hult cenneti diye bir cennettir. Cennetül Hult de
Cennetin biraz hızlı geçeyim. Derecelerinden biri veya isimlerinden biri Hult. Şimdi bizi izleyecekler diyecekler ki hocam hangine gireceğiz? Kendinize bakın ve eğer Allah lütfederse hangine girebileceğinizi en az buradan görebilirsiniz. Anlattıklarımızdan görebilirsiniz. Cennetül Hult, evet, ebedi kalınacak olan makam ki onu söylemiş olduk. Bundan sonra Cennetül Mukame. Mukame de asıl durulacak güvenli yer demek. Onun hakkında da ayet var, Fatır 35. Darüsselam. Darüsselam, esenlik yurdu, selamet dar, zaten ev demek. Selam, esenlik yurdu. Yunus 25 ve En'am 127. ayetler diyor ki, Allah sizi selam yurduna davet eder. Allah sizi Darüsselam'a davet eder. Orada Allah'ın nimetini bol bol tadacaksınız diyor. Yüce Rabbim bize nasip eylesin Darüsselam'ı. Ve hemen akabinde Darüsselam'dan sonra illiyin makamını ifade edeyim. Evet, Darüsselam geldi. Tekrar üstünde konuşalım. Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir. Yunus 25. Rabları katında selam yurdu. Yani selam cenneti onlar içindir. Allah yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur. Ne kadar güzel. Allah ben dostum diyor size. Biz Allah'a dost gibi davranmıyoruz. Allah bizi dost ilan ediyor. Biz Allah'tan kaçmaya çalışıyoruz. Nereye? Nereye kaçacağız? Nereye firar edeceksin? Şimdi hiç Allah bilmeyen, ateist olan, deist olan veya neyse. Yani var bir güç diyor. Adını söyle. Onun adı Allah'tır. Onun adı tabiat değil, güç değil, enerji değil. Hepsinin bir mekanizması var. Şu gözlüğü yaratacak bir kudret lazım. Bir göz, bir kabiliyet, bir akıl, bir mantık, bir el, bir beceri lazım. Bu bile kendi kendine olmuyor da. Bütün bu kainat kendi kendine mi olur? Hiç tesadüf olabilir mi? İlk hareketi başlatan, ilk yaratıcı olan Allah'tır. Ama onun kainata benzememesi lazım. Ona kainata benzerse, kainattaki mevcut olan bütün eksiklikler Allah'ta olmuş olur, haşa. Onun için aklınızın düşünebileceği, gözünüzün alabileceği, masaya yatırabileceğiniz her şeyin gayridir Allah. Dışındadır. Bu nedenle Allah'ın varlığı kabul edilir, iman edilir. Allah'ın varlığı üzerine konuşmanın bir anlamı yok. Din ya inan veya inanma der. Onun için din felsefe gibi bin tane mekanizma işletmez. Var kitaplarda var Allah'ın varlığını ispat. Hepsi gereksiz. Gazali, ben Allah'ın varlığını bin defa ispat ettim diyen bir alimi gördüğünde sen bin defa Allah'tan şüphe mi ediyorsun? Bak kainata, gör diyor. Bin tane delil getirmenin, mantık yürütmenin ne anlamı var diyor. O Allah, o var, ben kulum ve kabul ettim. Zaten iman budur. Onun için din kabulü, görülmeyeni kabul etmeyi. Biz ahireti görmedik, cenneti görmedik, cehennemi görmedik. Ama bütün dinler cennet ve cehennemden bahsediyor. Bütün dinler ahiretten, meleklerden bahsediyor. Gözünle görmediğin cine inanıyorsun. Gözünle görmediğin aklını kabul ediyorsun. Gözünle görmediğin acıyı hissediyorsun. Kabul ediyorsun acıyı. Gözünle görmediğin heyecanı, heyecanlandım. Hani heyecanı göster bana, gösteremiyorsunuz. Bu nedenle de Bediüzzaman'ın güzel bir sözü var. Allah mekanı cennet eylesin. Diyor ki, materyalistlerin akılları gözlerindedir. Gözleriyle gördüklerine iman ederler. Göz ise mahiyette kördür. Esasen göz kördür çünkü ancak şuyunu görebilir. Bu duvarın arkasını göremediği için duvarın arkası hakkında konuşamaz. Allah ve kul hakkındaki o temelleri koyarken de çok insaflı, akıllıca ve adımını atarak görmek lazım. Son bir şey kaldı. İlliyin. Denilir ki en üst makam illiyin makamıdır. Adında yani cennetin en üst derece, en üst cennet. İyya illiyin ya da adın cennetidir. Niye illiyin çok önemli? Meleklerin tuttuğu defterler oraya çıkarmış. Mesela siz namaz kıldınız diyelim, oruç tuttunuz. Tuttuğunuz oruç ve namazlar oraya çıkar. İyi ameller. Kötü ameller ise uzaktır. Kamil müminlerin olacağı yerdir. Yüce Allah hepimize nasip etsin. Amin inşallah. Peki bir de cennetin kapıları
denir işte. Cennetin evet. kapıları açıldı deriz. Bu bir tasvir Doğru. midir? Nelerdir hem cennetin öyle, kapıları? Hem öyle. Yani o bir tanımlama aynı zamanda. Ne demek yani? Cennetin kapıları açıldı. Yani çok ibadet et. Şu anda tövbelerin kabul imkanı doğdu. Allah şu anda tövbeleri daha çok kabul edecek. Allah bütün nimeti döküyor üstünüze. İşte yağmur indiğinde cennetin kapıları açık. Yani dua kapısı açıktır. Bir de gerçekten cennetin kapıları vardır. Denilir ki cennetin 8 kapısı var. Bu kapıların arası ne kadardır? Her bir kapının arası dünyadaki düşünebileceğiniz en uzak iki mesafeden çok daha uzaktır. Böyle 4 menteşeli bir kapı değil bu kapı. Yani bir giriş yeri demektir. Yani birbirinden çok uzak. Çok uzaktır. Ve sonsuz insanları alabilecek kadar geniştir. Ebu Suud Hazretleri tefsircilerden birisi diyor ki insanda 8 organ etkindir diyor. Etkendir. Etkilidir veyahut da. Kalp, dil, kulak, göz, burun, el ayak, ağız ve edep yeri diyor. Niye bunları sayıyor? Cennetin de diyor 8 kapısı var diyor. Bu 8 organına sahip olursan o kapıları hak edersin. Bu 8 organlarından birinde problem varsa o kapılardan mutlaka en azından birinden mahrum edilirsin. Fakat bu sefer kalp bozuldu mu bütün organlar bozulabilir. Hepsinden mahrum olabilirsin. Niye peki hocam? Efendim? Neden? Yani... Şundan dolayı çünkü cennete girmek için temiz olmak lazım. Temizliğin yolu nedir? Ya dünyada tövbe edip iyileşeceksin. Kul hakkını ödeyeceksin. Allah'a olan hakkını tövbe edeceksin. Kalpleri yatıştıracaksın. Veya cehennemde yanıp temizleneceksin. İki yolu var cennete girmenin. Veya hiçbirine gerek kalmadan direkt cennete gireceksin. Hak ettin çünkü. Hak edemeyenler için, bizim gibiler için iki yolu var. Tövbe, hak edenler kim? Üst mertebede. Belki siz, belki ben, belki şu anda bizi izleyen biri. Bilinmez. Hocam, kimdir Allah'ın en seçkin kulu İstanbul'da? Acaba sakalı olan, sarığı olan veya hiç camiden çıkmayan Allah katında İstanbul'da en makbul kimdir? Belki şu anda çöp toplayan şu hanımefendi. Bilemez. Onun için kulun hangi amelle nasıl bir mertebe kazandığı, Allah'ın huzurunda nasıl bir noktaya geldiğini ancak o bilir. Mevlam o kapılardan girmeyi nasip eylesin. Amin. Peki mesela cennette hastalık, işte uyumak evet. bunlar var mı, olacak mı? Hayır, hayır. Hastalık yani, olmayacak. Hatta diyorlar ki cennete kişinin... Uyku en, da mı olmayacak? Tabii. Cennete kişinin en çok merak edip de... Yani dünyada bir şey vardı. Uyku. Hı-hı. Bir şey vardı filan. Ama burada yok. Niye uyku yok diyorlar? Neden? Uyku şundan dolayı yok diyorlar. Uyku yorgunluğu gidermek içindir. Dünyada yoruluyoruz ya. Hani, gündüz, Hı-hı. gece vücut dinlensin diye. Çünkü uykuyla geçirecek vakit yok. Zamanın tümünü dolu dolu yaşayacaklar. Ve hiçbir şeyin ikincisi yok cennette. Tekrar diye bir şey yok. Her an değişecek, her an yenilenecek. Öyle bir mekanizma kurmuş ki Cenab-ı Allah, hiçbir şeyden bıkmayacaksınız. Çünkü daha önce hep yaşamadığınız şeylerle yaşayacaksınız. Cennette uyumayacaklar. Bir de diyor ki Peygamberimiz, uyku ölümün yarısıdır. Ölüm yok ki orada diyor. Cennettekiler için de ölüm yok, cehennemdekiler için de ölüm yok. Cehennemi ebedi hak edenler için ölüm sonsuzca, hayat sonsuzcadır, ölüm yok. Cehennem azabı da sonsuzcadır. Bazı İslam alimlerinin cehennemdeki azap sonsuz olmayabilir düşüncesini şöyle görmek lazım. İbnül Arabi ve benzerlerinin şöyle görmek lazım. Kişi cehennemdeki azaba alışacak diyor artık. Öyle görmek lazım. Yoksa Kur'an halidine fiha ebede diyor. Bir kısmında diyor ki evet kalacaklar ebedi ama azap ebedi olmayabilir. Fakat ehl-i sünnetin görüşü bu değil. Ehl-i sünnetin görüşü İmansız olanlar cehennemde ebedi kalacaklar, azap da ebedidir. Ama iman ehli olanlar, yani inananlar sonunda mutlaka cehennemden çıkacak, cennete gireceklerdir. Ama bir anda da değil tabii ki. Azabı gördükten sonra
Hastalık yok, çaresizlik yok, uyku can sıkıntısı yok, uyku yok. Neyle meşgul olacak mesela insanlar, ne yapacaklar? Ya cennetteki insanlar Allah'ın vermiş olduğu nimetler içerisindedirler. Sürekli değişken nimetler vardır. Mesela bahçeler vardır, nehirler. O nehirlerin içerisinde yüzecekler. Mesela görüntü vardır. Mesela birbirlerini ziyaret edecekler. Sohbet edecekler. Burada sohbet ettiğimiz gibi insanlarla. Toplanıp böyle mesela ben kimi merak ediyorum? Ben Hazreti Ömer'i bayağı merak ediyorum. Ben Hazreti Resulullah'ı bayağı merak ediyorum. Hazreti Ali'yi bayağı merak ediyorum. Hazreti Hüseyin'i görmeyi çok arzu ediyorum mesela. Öyle bir fırsatımız olacak tabii mı? Tabii ki. Yani büyüklerle görüşme fırsatı olacak. Sadece şu olacak. Ama o katlardan bahsetmiştiniz biraz önce. Onu söyleyeceğim. Ziyaret mi? İşte edecek? Ziyaret edecek. Hı-hı. Bazı insanların yukarıda, hani bizim dünyada yıldıza baktığımızda parlayan yıldızlar var ya, hı hı, öyle göreceğiz bazı insanlar, bazı yerler. Nedir bu? Peygamberlerin makamıdır denecek. Ama mutlaka cennetin bahçeleri ve cennetin dereceleri arasında birbirleriyle görüşmeler, sohbetler, ziyaretler olacaktır. Yani o aklınızda düşünebildiniz, aklınızda düşünemediniz. Hı. Gözünüzün görebildiği, gözünüzün göremediği. Hayalinize gelen, hayalinize gelmeyen. İçinize doğan, içinize doğmayan. Her şey var. Orada hiçbir yasak yok. Orada ibadet de yok. Namaz mı kayın? Namaza ihtiyaç yok. Namaz dünyadaydı. Oruç yok. Dünyadaydı. Nedir oradaki tek şey? Kuddus. Kuddus. Ey mukaddes Allah. Sadece Allah'ın adı anılacak orada. Bizim tek bir tesbihimiz var. Yüce Allah'ın adını anacağız orada. Onun dışında bizden hiçbir şey istemiyor. Burada isteniyor. Burada yorulan, terleyen orada terlemeyecek. Burada terlemeyen Allah için orada terleyecek. Evet. Peki herkese yer olacak mı? Yani cennette yer kalacak mı hocam? Evet, cennette sürekli yer kalacak. Sürekli cennette yer kalacak, cehennemde yer kalmayacak. Çünkü cehenneme atılanlar atılacak. Yani iş bitecek. Trilyonca insan işte rakamları ifade etmek mümkün değil. Cennete girenler, cehenneme girenler. Sonra cehennem homurdanacak. Hel min mezid, daha gelecek var mı ya Rabbi? Helim teleti, doldun mu denecek ona. Daha var mı? Daha yeri var diyecek. Bu yüzden denilir ki Allah ayağını oraya koyar. Allah'ın ayağını koyması, bir daha ikaz ediyorum. Buradaki bütün bu sözler mecazi sözlerdir. Hı hı. Allah dol diyecek yani. Yer kalmasın, daha yeter sana artık. Ve cehennem dolacak. Cennete gel ise sürekli boş yer kalacak. Niye? Çünkü cehennemde cezasını bitirenler oraya havale edilecekler. Terhis alanlar, hadi buyurun denecek onlara. Cennete girin denilecek. Cennete girecekler. Şunu söyleyeyim. Hani aklınızda takılabilir şu anda. Cennetteki en düşük yer nasıl bir yer acaba? Hiç aklınıza geldi mi? Mesela kaç metrekare bir yer olabilir? 100 metrekare, 200 metrekare. Yani dünyadaki iyi bir yer 200 metrekaredir diyelim. Deniliyor ki herkes cennete girer, bir adam getirilir. Ona denecek ki gir hadi, en son girer. Diyecek ki ya Rabbi yer kalmadı ki. Nereye gireyim ben? Doldu. Öyle zannediyor. Allah denecek, diyecek ki ona, dünya ehlinden bir imparatorun, sultanın sahip olduğu yer kadar yeter mi sana? Diyelim ki 10.000 metrekare. Bir sultanın yeri daha çoktur. Diyecek ki ya Rabbi razı oldum. Ben neyim ki zaten yani? Denecek ki 2 katını kabul eder misin? Evet ya Rabbi. 3 katını, 4 katını, evet, evet, evet. 10 katına kadar çıkacak. Hadi sanadır hepsi. Cennetteki en küçük yer. En yüksek yer peki? Onun tarifi mümkün değildir, hı hı, tabii ki. En düşük yer bir imparatorun dünyada, bir kralın işte, padişah neyse, dünyada sahip olabildiği en büyük mertebeden, geniş yerden 10 kat daha fazla olacaktır. Peki hocam, biraz da cennetteki ağaçlar, evet, İşte cennetteki yeme içme, biraz da bunları soralım. Önce mesela ağaçlar.
hep anlatılır. İşte biraz onları anlatır mısınız bize? Anlatayım. Nasıl ağaçlar var? Şimdi cennetteki mesela bir ayette var. Vakıa suresi 28-55. Ayetler onu anlatıyor. Sadece üçünü söyleyeyim adını. Fi sidrin mahdud, dikensiz kirazlar. Kiraz ağacı var. Vatal'in mendud, düzgün hurma ağaçları ve hurmalar olacak. Muzlar olacak. Düzgün muzlar olacak. Ve ma'in meskun, çağlayan sular olacak. Kiraz ağaçlarından bahsediyor, muz ağaçlarından bahsediyor, uzanmış gölgelerden bahsediyor. Bir ağacın gölgesi, bir ağacın gölgesi, bir yıl giden, bir hızlı giden bir atlının aşamayacağı kadar çok. Bir ağacın gölgesi sadece. Peki hocam hakikaten öyle mi? Elbette ki öyle. İman edeceksin buna. Evet, hakikaten öğlenin belgesi gökte. Göğe bak işte. Dünya şu kadar. Bizim Türkiye'miz 700 bin metrekareye oturmuş. Şu kadar ülke var. Dünya, dünyada kainatta, varlıkta mevcut olan gezegenlerden sadece birisi. Milyonlarca gezegen var. Gök var, yer var. Galaksiler var. Yıldızlar var, kümeler var. Sonsuz bir alem. İşte cennetin işareti gökte, bak yere, göğe bak. Göğün sonsuzluğunu gördüğünde cennetin nasıl sonsuz olabileceğini anlarsınız. Onun için biz çoğu kez dünya ölçeklerinde düşünüyoruz, dünya ölçeklerinde aldanıyoruz. Ahiret ve ahiretin ötesi o ölçeklerin çok üzerindedir. Çünkü sonsuz kudretli olan bir Allah'ın misafirleriyiz orada. Ev sahibi Allah'tır orada. Onun ikramının sınırı olabilir mi? O verdikçe verecek, verdikçe verecek. Yeter ki o vereceğini hak etmeye çalış. Dünyaya yüzü kara gitme ahirete. Yüzünü karartacak şeyler yapma. Yaptın, yaptın. Yapabilirsin. İnsansın. Kumar oynadın. Evet, olabilir. Zina işledin. Olabilir. İçki içtin. Olabilir. Zulmettin. Olabilir. Nedamet duy, pişmanlık duy. Namaz kılmadın filan. Pişmanlık duy. Tövbe et. Allah'a yönel. Allah'ım ahdimi seninle biatımı yeniliyorum. Ben müminim ya Rabbi. Yanlış, yanıldım, ayağım kaydı, eksik yaptım. Yeter ki Allah'a ihanet etme. En önemli nokta Allah'a, sakın Allah'la yarışma. Allah'ı inkar etme, Allah'a din öğretmeye çalışma. Allah'a akıl öğretmeye çalışma. En daraldığında ya Rabbi sana teslim oldum. Bunu de, gerisine karışma. Gerisini mutlaka Allah'ın nimeti seni sarmalar. Yoksa eğer Allah bizim günahlarımıza bakarsa hiçbirimiz cennete hak edemeyiz. Ne hocamız, ne hacımız, ne müftümüz, ne şu, ne bu, ne alimimiz. Hiç kimse ibadetiyle cenneti hak edemez. Bu söz Hazreti Muhammed'e aittir aleyhissalatü vesselam. Yani kimse Allah'a ben bu kadar namaz kıldım, bu kadar oruç tuttum, beni cennete sok diyemezsin. Bütün hayatın boyunca secde etsen Allah'ın verdiği iki gözün hakkını ödeyemezsin. İlla en yugammeden yallahu bir rahmeti. Sahabi diyor ki siz de mi ibadette cenneti hak edemezsiniz? Ben de edemem diyor. Allah nimetiyle beni kuşatırsa şayet. Ancak öyle kurtarırız diyor. Resulullah söylüyor bunu. Onun için herkes çok dikkat etmelidir. Evet. İnsan ekin biçmek isteyecek, ekin ekmek dikmek isteyecek, toprakla uğraşacak dünyadayken aniden büyüyecek, tık tık tık. Böyle gübre atmaya, aşı yapmaya gerek yok. Domates çıkacak anında. Onun için bazı ağaçların gölgesinden zill-i memdud ayeti söylüyor zaten. Uzayan gölgeler olacak diyor. Allah o dereceler arasında bir yere bizleri nasip etsin inşallah. İnşallah. Amin hocam. Peki şarap olacak mı cennette? Cennette içecek olacak tabii ki. Bu şaraptan maksat içecek anlamında almak lazım. Çünkü sarhoş etmeyen içecekler vardır diyor. İşte meyve suları ve benzerleri şeyler. Şunu anlatıyor aslında. Dünyada şarap, içki, konyak, viski falan neyse içenlere içme onu diyor. Buranın şarabından içersen cennetin şarabından, yani cennetin içeceklerinden mahrum kalırsın diyor. Zaten hadiste öyle diyor.
bu dünyanın şarabını içen öteki alemin şarabından yani içkisinden yani içki derken mevcut olan içki kimsenin aklına gelmesin lütfen. Kimsenin şarap aklına rakı gelmesin. İçecek. İçecek anlamında. Ahiretin içeceklerinden mahrum kalacaktır. Hadiste diyor ki bu dünyada haram parayla meyve yiyen oranın meyvesini yemeyecektir. Bu dünyanın bahçesine haram giren ahiretin bahçesine giremez. Tabii bahçeden maksat bahçe olabilir. Bahçeden maksat başkasının iffeti, namusu, izzeti olabilir. Bunu çiğneyen kendi izzetini orada koruyamayacaktır. Evet. Peki huriler var mı cennette? Hep hurilerden bahsedilir. Evet, huriler var. Onları da biraz anlatır mısınız? Tabii huriler vardır. Cennet ehlinin yaşı aynıdır diyor. 30 civarında olacak insanların yaşları. Diyor ki bir rivayette, tabii Kur'an-ı Kerim ayetlerinde hurilerden bahsediliyor. Cennette öyle huriler var ki, diyor ki denize tükürürse denizin suyu tatlı olur diyor. Yani o tuzlu su tatlı suya dönüşür. Peki niye hurilerden bahsediyor? Olacak çünkü hurinin yaratılışı insan gibi değil o. Yani kadın huriyi kıskanmayacak. Çünkü yaratılış farklı. Ne demek? Cennet hurileri zaferandan yaratılıyor diyor. Kokudan yaratılıyor, güzel kokudan. Şimdi beni dinleyen hanımları, hocam biz ne olacağız diyor. Evet. O dünya hanımları ahirete çok güzel olacaklar. Yani dünyadaki eşlerimiz bizim. Ahirete çok çok güzel olacaklar ve huriler onların bir anlamda hizmetçileri gibi iş yapacaklar onlara. Huriyi bir şöyle anlamak lazım. Dünya hayatında zinaya çok meyleden. İnsan vardır içkiye düşkün. İnsan vardır makama düşkün. İnsan vardır kadına düşkün. İnsan vardır erkeğe düşkün belki. Genel anlamda düşünelim. Allah sanki bütün bu düşkünler için diyor ki evet düşkünlüklerinizi ben anlıyorum. Çünkü sizde nefis vardır. Ama düşkünlüklerinizi dengeleyin. Haram bir yolda bu işi, işin zevkine varmaya çalışmayın. Kadınsa nikahını koyunuz, adını koyunuz. İşte makamsa makamın hakkını veriniz. Makamsa gayrimeşru makama gelmeyin. Doğru yolda makama gelin. Hakkınız olduğunda gelin, hakkını verin gibi. Eğer siz çok mu düşkünsünüz ve elde edemediniz mi dünyada istediklerinizi? Merak etmeyin. Ahirette ben sizi tatmin edeceğim. Yeter ki siz o harama gitmeyin. Bütün buradaki mantığı ben böyle görüyorum. Yoksa mesele size Allah derdi ki sizi tatmin edeceğim merak etmeyin. Bitti. Hurilerden bahsetmez. Hurilere düşkünlüğü olanlara hitap etmek için bahsediyor. Kadın derdin kadın mı? Kadın var orada sana. Hem de helalinden ben sana eş vereceğim. Hiç merak etme diyor. Kadınlar için de Allah sonsuz nimet hazırlayacak. Ama Kur'an'ın bir üslubudur bu. Erkekler için kapıyı açar, anlatır, örnekler. Özellikle bu huriler konusunda. Evet, kadınlar için bahsetmez. Çünkü bahsettiğinde çoğumuz bunu yadırgayabiliriz. Ama o huriler yani kadınlara da hizmet edecek olacak kelimesi, kadınlar için de işte erkekler olacak kelimesi kimsenin memnun kalacağı bir cümle değildir. Hiç kimse annesini başka bir erkekle düşünmek istemez. Onun için Kur'an-ı Kerim o konuda müthiş bir edep ile olayı geçiyor. Ama kadın içinde, erkek içinde ne arzu ediyorlarsa orada kapalı bir kutu bizim için, sonsuz bir kutular vardır. Ama o kapalı alanda biz ancak bakabiliyoruz. Fakat kadın da orada üzülmeyecek, erkek de üzülmeyecektir. Yemek var, içmek var, ter yok. Yani yemekler içmekler ter olarak çıkacak. Sümkürmek yok affedersiniz. Küçük abdest büyük abdest bozmak yok. Ter halinde her şey çıkacak. Şartlar, ölçüler farklıdır. Bu dünyaya hiç benzemiyor çünkü. Peki kimler ilk cennete girecekler? Evet inşallah ilk cennete giren Hazreti Muhammed olacaktır. Aleyhisselatü Vesselam'a kapı ona açılacak inşallah. İnşallah bizi de toparlayacaktır diye ümit ediyoruz. Onun büyük şefaatine iman ediyoruz. O şefaatinin bizi kuşatacağına ve bizi en daraldığımız yerde cennete götüreceğine, ilk ona açılacak, en güzel kumaşlar ona giydirilecek. Mesela erkeğin ipek giysi giymesi dünyada hoş karşılanmıyor. Kadınlara aittir. Resulullah diyor bırakın kadınlara onu. Siz diyor ipek giysiyi cennete giyiniz. Mesela altın takıları peygamberi hoş görmüyor.
altın yüzük takmış ve sonra atmıştır Peygamberimiz. Orada diyor altın süsler de vardır. Dünyada bırakın altını, kadınlara bırakın. Kadınların özel bir şeyleri olsun diyor yani. Siz de kadınlar gibi olmayın diyor. Bırakın onlara ipeyi, altını bırakın. Onların süsü olsun. Ey erkekler, siz her şeyi el atıyorsunuz diyor. Yani her şeyi el atıp kendinize ait gibi görüyorsunuz. Bırakın onlar da kadınlara ait olmuş olsun. Ve en üst makamlardan biri nedir biliyor musunuz? Benim büyüklüğüm için birbirini sevenler gölgeye gelsinler diyecek Allah. Ve en üst makam ne biliyor musunuz? Cennette öyle insanlar olacak ki Allah diyor ki bir kutsi hadiste, ben o kullarıma kendim ikram edeceğim. Yani Allah özel ikramda bulunacak onlara. O kadar makamları büyük olacak. Mevlam bizleri oradan nimetsiz bırakmasın inşallah. Ki nasıl kıyafetler olacak mesela? İpek giysiler olacak. Hı hı. Kokular kıyafet olarak giydirilecek. Ve herkes her an, her saniye, her dakika ne istiyorsa değişecek. Mesela siz diyelim ki yüzünüzü beğenmediniz. Ben yüzümü beğenmedim. Yüzümü, fiziğimi. Cennetin çarşıları olacaktır. Bizim yarım yamalak çarşılara benzemiyor o. Bugünkü AVM'lere benzemiyor. Ayrı bir çarşı. Gireceksiniz, şu sima, şu surat hoşuma gitti anında size bindirilecek o. Siz sizsiniz ama yüzünüz değişecek. Bu her cennet ehli için geçerlidir. Peki bir de cennette bir bayram gününden bahsedilir. Var mı yani bayram günü? Bayram cennette? Günü vardır cennette. Bayram var yani. Var. Bayram günü yani işte kutlama günü veyahut da ferah günü veya sevinme günü, o gün Allah'ı ziyaret edecekler. Muhteşem bir ziyaret. Dünyada nasıl büyüğümüzü ziyaret ediyorsak, babamızı, annemizi, orada da her şeyin şerefi, her şeyin sahibi, yaratıcısı Allah'tır. Kullar o gün bayram edecekler. Hasan-ı Basri diyor ki, tabi'in büyüklerinin yani sahabe görmüş, büyük bir sahabi, büyük bir zat olan Hasan-ı Basri diyor ki, Allah'a isyan etmeyen onun için her gün bayramdır. Yani her gün Allah'ı görecektir. Vucuhu yevme izin nadira ila rabbihe nazira. Bazı yüzler var ki o gün parlayacak ve Allah'ı görecekler. Sonda şunu söyleyeyim. Başka bir konuya gireceksiniz herhalde. Yok, bir soru vardı aklımda, onu soracağım. Buyurun hocam. Cennetin diyor faziletli kadınları, onları da söyleyelim. Hanımefendiler bizi izliyorlar şu anda. Ben bir şey daha söyleyeyim. Kanaatimi söyleyeyim. Konferanslarda çok söylüyorum. Konferanslarımda kadın hanımefendilerin sayısı erkeklerin 10 katı, 20 katı, 50 katı. Bazen 10 bin kişi varsa 8 bini kadın. Onun için benim kanaatime göre, Türkiye için konuşuyorum, bütün dünya için de geçerlidir. Türkiye'deki hanımlar erkeklerden daha erken cennete girecekler. Türkiye'deki hanımefendiler, bizim bacılarımız, kardeşlerimiz, kocalarından daha önce cennete girecekler. Onun için beylere sözüm var, hanımlarınızla iyi geçinin. Cennete girmeniz onlara bağlı olabilir. Çünkü kadınlarımız son derece temiz, iyi niyetli ve sadık. Tam bu noktada şunu da sormak istiyorum. Hani hep deriz ya, cennet annelerin ayaklarının altındadır diye. Neden öyle denir? Çünkü şu nedenle, yani kişinin cenneti kendi annesinin ayakları altındadır. Yani annesi ona hizmet ederse, annesine hizmet ederse, annesinin rızasını alırsa, anne ona ayak olur. Onun, annenin ayağıyla cennete girmiş olur. Onun ayağını öptükçe, efendim sevdikçe, tıpkı onun günahkar ayakları kaybolur, anası ona ayak olur. Anasının o merhamet ayaklarıyla cennete girer demektir. Anneyi razı etmekle ilgili bir sözdür. Cennetin faziletli kadınları Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma, onu da söyleyelim. Hazreti Meryem, İsa'yı doğuran Hazreti İsa'yı. Ve Hazreti Asiye, Firavun'un karısı. Cennetin en üstün kadınlarıdır bunlar. Hazreti Asiye, Hazreti Meryem, Hazreti Fatıma ve Hazreti Hatice. Allah onlardan razı olsun. Sonunda şunu söyleyeyim. Cennetin gençleri de Hasan ile Hüseyin olacaktır inşallah. Onlarla beraberliği Allah nasip etsin. Amin. Peki şimdi benim şöyle bir şey duymuştum ben. Zincirle girenler varmış cennete. Evet. Bunun anlamı nedir?
O şudur muhtemel, şu kastedilmiştir. Yani cennete zincirle girecekler var. Evet doğru, öyle bir rivayet var. Ayaklarında ve boyunlarında zincirli olarak cennete getirilecekler vardır. Ama cennete gelince zincirler kaybolacak. Cennete zincir olmaz çünkü. Bunlar kim diye sorulduğunda, başlangıçta zoraki olarak İslam'a yakınlaşanlar. İslam'dan nefret ediyordu. İslam'dan uzaktı. İslam'ı sevmiyordu. Sanki Müslümanlığa getirilirken, dini sohbette, işte İslam'a, camiye davet edildiğinde kafasında bir zincir varmış gibi ağırlık hissediyordu. Bu onlarla ilgilidir. Peki hocam, şimdi biz her hafta bir namaz suresinin önemine değiniyoruz. Evet. Bu hafta da ben Hümeze suresini sormak istiyorum. Evet. Zira işte bazı günahları ve cezaları anlatıyor. Nedir önemi, içeriği nedir? Anlatır mısınız biraz? Evet. Evet, bugün Hümeze suresi. Evet. Öncelikle o surenin şöyle bir kimliğini çıkartalım ortaya. Bu sure Mekke'de nazil oluyor. Mekke'de peygamberimiz nazil oluyor. Kur'an-ı Kerim'deki bugünkü sıralamada 104. suredir ve 9 ayettir. Hümeze suresi bazı günahları işleyen bir karakteri anlatıyor. Bir şablon oluşturuyor. O şablona uygun olan herkes Hümeze ve Lümeze'dir diyor. Daha doğrusu Hutame denilen şeye girecektir diyor. Ne olduğunu söyleyeceğim biraz sonra. Evet, bu surenin okunuşu geldi. O zaman surenin okunuşunu beraberce söyleyelim. Ondan sonra tercümesine gireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Veylun likulli humezetin lumeze. Ellezî ceme'a mâden ve addede. Yahsebu enne mâ lehu ahlede. Kelle leyunbezenne fil hutame. Ve mâ adrâke mel hutame. Nârullâh el mûkadetü leti tattaliu alel efide. İnneha aleyhim mûsade. Fî amelin mumeddede. Sure bu. Kısa bir sure. Ama çok şey anlatıyor. Bir karakteri böyle kıyıya çarpan, kudurgan bir dalga gibi kıyıya çarpan bir ruh halini ve ruh hastalığını anlatıyor. Onun ahiretteki azabını anlatıyor. Bir kişiden bahsediyor. Adı verilmiş tefsirde. Mekke'deki müşrik. Çok parası olan. Sermaye ağası, sermaye babası. Kapitala hükmeden, paraya hükmeden. Ama paranın kendisine hükmettiği bir zavallı karakteri anlatıyor. Ama onu anlatıyor, onun benzeri herkese hitap ediyor. Zaten bu nedenle biz Kur'an'ın hiçbir ayeti tarihsel değildir diyoruz. Yani ne demek tarihsel? Ayet bugün o gün geçerli, bugün geçerli değil. Hayır. Bunu söylemek adamı dinden çıkartır. Çünkü Allah'ı zamanı takip edememekle suçlamak demektir bu. Mesela Leheb suresini anlattık. Ebu Leheb'i anlatıyor ama Ebu Leheb karakterli herkese anlatıyor. İşte burada da bir adamı anlatıyor Allah ama o adamın benzeri olan herkese anlatıyor. Şimdi biz tercüme edince anlaşılacak. Kelime kelime tercüme edeyim. Veylun likulli humezetin lümeze. Her hümeze ve lümeze sahibi olan adama veyl olsun. Veyl yazık olsun. Aslında veylin bir anlamı da cehennemdeki bir kuyudur. Kuyuya düşecek o. Kim? Humeze lümeze. Kimdir humeze? Arkadan çekiştiren. Dedikodu yapan. Adamın açığını arayan. Açığını ilan eden. Deşifre eden. Bir lümeze. Bundan yetinmiyor. Bir de el kol hareketiyle, göz kaşla insanları küçümsüyor. Alay ediyor. Alay ediyor. Çekiştiriyor. Küçümsüyor. Boş ver diyor. Kaşlarıyla, gözleriyle. Adam değil bu diyor. Öteki gariban. Bu eziliyor. Ezildiği için o garibanın önünde, belki karakterli adamın önünde onu küçümsemeye çalışıyor. Yazıklar olsun bütün göz kaş işaretiyle veya arkadan konuşarak insanları küçümseyenlere. Şimdi onun özelliklerini sayıyor. Bakın çok ilginç. Ellezî ceme'a mâlen ve addede. Kim bu hümeze ve lümeze? Bir de mal topluyor. Bir de malı sayıyor. Para topladı. Altınları yığdı. Habire sayıyor. Kazanmakla yetinmiyor adam. Parasıyla mal da almıyor. Bugünkü anlamda diyelim banka yatırıyor. Bir gün bir bankacı arkadaşım bana çok ilginç bir sözü vardı. Öyle zenginler var ki hocam diyor. Günlük olarak telefonla açıp param ne kadardı diye soruyor.
Mesela 10 trilyonu var. Duymak istiyor. Hasta. Paranın sesini duyunca, paranın adını duyunca rahat ediyor. Kaç liram var benim müdür bey? İşte beyefendi 10 liranız var, 10 trilyonunuz var. Teşekkür ederim. Ertesi gün bil harıyor. Teyit ediyor. Banka cüzdanı yandan ayıramıyor. O gün de altınları yandan ayıramıyordu. Bakıyor altınlara bakıyor. Rahatlıyor. Hasta çünkü. Paraya mahkum. Niye bunu yapıyor? Ceme amelen ve addede. Malı aldı habire sayıp duruyor. Benim burada arsam var, burada binam var, burada arabam var, burada katırlarım var, develerim var eskisi. Yahsebu enne malehu ahmede. Zannediyor ki malı onu sonsuz kılacak. Hayat satın alacak. Parayla hayat satın alacağını zannediyor. Hayır. Ölümü satın alamazsın. Hayatı da satın alamazsın diyor Kur'an. Şimdi bakın beş özellik saydı. Humeze. Yani alete konuşuyor. Lümeze göz kaşıyla çekiştiriyor. Mal topladı, saydı, malının kendisini ebedi kılacağını zannetti. Beş hastalığı var bu adamın. Allah diyor ki hastalıklarını tedavi et. Etmezsen sana beş azap hazırlıyorum. Tam karşılığında birebir. Nedir o? Diyor ki leyun bezenne fil hutame. Ben o adamı ateşe atacağım. Hutamaya atacağım. Ateşe diyor başta. Hutama. Hutama nedir acaba? Aslında hatame kelimesi ezip böyle paramparça, un ufak edecek şey demek. Onu hutameye atacağım. Ve ma adrake mel hutame. Muhammed aleyhisselam. Sen hutamenin ne olduğunu biliyor musun? Resulullah bilmiyor. Ayet bildiriyor ona. Narullahil mukade. Allah'ın tutuşturulmuş ateşi. Bakın Allah ateş demek ateş demekle yetinmiyor. Ateş dese yeter aslında. Ateşe atacağım bunu. Hayır. Tutuşturulmuş ateş. Elleti tattalu alel efide. Kalbe kadar işleyecek. Niye kalbe kadar yukarı, aşağıdan yukarıya doğru çıkacak? Niye? Çünkü adam ağzıyla, gözüyle, kaşıyla, eliyle ötekini küçümsedi ya. Benim vereceğim ceza da aynı olacak. Ateş yukarıdan ta göğsüne kadar, kalbine kadar işleyecek diyor. Tattalu alel efide. İnneha aleyhi musada. Ateş ona kapatılacak. Sürgün veya mahpus olacak orada. Fi amedi mubeddede. Bir de direkleri koyacağım. Yani çelikten direklere diyelim bağlanmış halde bütün bir hayat desen boş, ömür desen boş, sonsuz bir gelecekte azap çekecek. Beş günaha, beş yanlışa beş karşılık. Beş hususun saydı. Nedir onlar? Hutameye sokacağım. Allah'ın tutuşturulmuş ateşi yüreklere kadar işleyecek. Oraya hapsedilecek. Beş, direklerin arkasında mahpus kalacak. Azgınlığın, terefin, yoldan çıkışın, kendini ilah zannetmenin, parayla her şeyi satın alabileceğin zanneden zavallıların, çaresizlerin, düşkün ve düşük insanların halini anlatıyor. Allah diyor ki para inancınızı ve imanınıza hizmet edesiniz diye garibana, fakire, mazluma iş veresiniz, imkan veresiniz diye verdim. Parayı bakın İslam sermayeye düşman değil. Bir hurma, bir lokma, bir hırka. Hayır. İslam'ın ölçüsü bu değildir. Hazreti Ebu Bekir kadar zengin insan var mıydı? Hem harcadı, bazen bitti, bazen köle satın aldı, bazen en zenginiydi. Hazreti Osman ömrünün sonuna kadar Medine'nin en zenginiydi. Sübeyr bin Avvam, Abdurrahman bin Avf Medine'nin en zenginiydi. Hiç paraları bitmedi. İslam mutlaka tümünü ver demiyor. Ebu Zer-i Gıfari gibi bütün parasını harcayan sahabe sayısı çok azdır. Parasını veren. Birçok sahabenin çok parası vardı ve sonsuza kadar paralarını muhafaza ettiler. Orduları doyurdular. Güzel yaşadılar. Önemli olan parayı nasıl kazanıyorsun, nasıl harcıyorsun? Buna bakarsın. Parayı helal kazandın. Allah'ın o paradaki hakkı zekattır. Fakire vereceksin. Bir de zekatın üstünde vermek istersen arda kalandan ayırabilirsin. Bir ayet-i kerimenin işaretiyle. İstersen şayet. Fazladan olanı, fazla gördüğün şeyi o sana kalmış bir şey.
Ama zekat ayrıca Allah'ın emridir. Kırkta biri. Kırkta birinden fazlasını sen dağıtabilirsin. Bu nedenle de parayla hayat satın alacağını zannedenlere, sermayeye tapınanlara bu Hümeze ve Lümeze suresi bir ikazdır. Yeter bu kadar zannediyorum. Ağzınıza evet. Sağlık. Şimdi dilerseniz Twitter sorularıyla tamam. Devam edelim hocam. Şunu sormak istiyorum yalnız. Şimdi hani biraz önce bahsettiniz ya, cennette herkes 30 yaşında olacaktı. Evet. Peki bebekken ölen, onlar çocuk büyüyecekler, yaşta ölen, büyüyecekler. O nasıl olacak? Ve genç olarak baba anneleriyle aynı yaşta olacaklar. Hmm. Hatta bebekken ölenler baba ve annelerini karşılayacak. Sen kimsin diyeceğim baba anne. Tanımıyor. Ben senin falanca yaşta ölen kızınım diyecek. Onlar onlara önderlik edecekler. Mihmandarlık edecekler. Yol gösterecekler onlara. Peki. Şimdi hocam bir izleyicimiz şöyle sormuş. Demiş ki cennette cehennem de bu dünyada mı? Cennet ve cehennem bu dünyada diyenler bazen neden bu işi saptırarak söylüyorlar. Yani ahiret yok. Burada cennetini yaşa, ye, iç, ne yapıyorsan yap. Cehennemde üzülüyorsan burada üzül. Hayır. Bu bir kandırmaca, bu bir aldatmaca, bu bir yanlış ifade. Cennet veya cehennem bu dünyada kazanılır. Evet. Bu anlamda doğru. Ama cennet var, cehennem var, orada var. Burada anahtar elde edersin, orada kapıyı açarsın. Peki yine bir izleyici sorusu. Hangi ibadetler cennetin kapılarını açar diye sormuş. Yani tabii ki cennetin kapısını açan ilk ibadet La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Bu söz, anahtarı budur. Evet. Yani Allah bir, Muhammed onun Resuludur diyen o kapının içine gelir, içeri kapıya girer. Ama nereye girer? O ayrı mesele. Sonunda girecektir ona ya. Ama namaz, merhamet, affetmek, iyilik etmek, yetimi okşamak, hayvanları, yaralı olan hayvanı mesela sarmak, Kur'an-ı Kerim okumak, hacca gitmek, zekat vermek, oruç tutmak, temiz bir yürekle Allah'a yakınlaşmak. Bütün bunlar cenneti hak eden ibadet, hak ettiren hallerdir. Ama mutlaka ve mutlaka ibadet temiz bir yürek. Temiz yürek tek başına yetmeyebilir. Allah ibadet istiyor çünkü. Çünkü ayet diyor ki namazı kıl diyor. Allah'ım kılmasam olur mu? Allah'a pazarlık yapılmaz. Allah diyor ki bana salim bir kalple gel. Namazı kılarken gayen Allah olsun. Gösteriş değil. Onun için mesela hayatı boyunca Allah peygamber dememiş bir insan. Birdenbire bir menfaati var. Dindar görünmeye çalışıyor. Sahtekarlık. Veya dindardır. Bir makama gelmek için dinden vazgeçiyor. Münafıklık. Hayır. Neysen o. Müslümansa Müslüman. Sonuna kadar yaşa günahınla, sevabınla. Müslüman değilsen dönüş yapmışsın da de ki ben Müslüman oldum. Tövbe ettim. Evet. Yani zina edip de tövbe edenler cennete girebilir mi diye bir soru elbette gelmiş. Elbette ki. Allah şirk hariç, şirk hariç dilediği bütün günahları affeder. Dilerse. Onun için zina eden bir insan ve içki içen bir insan, kumar oynayan bir insan, yetim kötülemiş bir insan, ben ebediyen daha kovuldum artık. Hayır, yok öyle bir şey, yok. Kapı sonsuza kadar açık. Yeter ki o kapıdan girmeyi bil, o kapıya girmeyi bil, gel kapıya edebinle, kapı sana açılır, merak etme. Kapıyı açan en önemli şeylerden biri iman, ikincisi edeptir. Peki kimler kesinlikle cennete giremeyecek diye sormuş yine bir izleyicimiz. Cennete kesin girmeyeceği belli olanlar Hazreti Muhammed'in gelmesinden sonra Efendimiz'in. Hazreti Muhammed'e, Kur'an'a iman etmeyenler cennete giremezler. Resulullah'a inanacak. Çünkü peygamberler arasını ayıranlar şirk içerisindedirler. Peygamberlerin bir kısmına inanıp bir kısmına inanmadık diyenler mümin değillerdir. İman sahibi değillerdir. Çünkü Allah kimi göndereceğini hesabını Allah yapar. Sen Allah'a ya Rabbi ben Musa'ya inandım İsa'ya inanmıyorum diyemezsin. Musa da peygamberdi, İsa da peygamberdi, Yunus da peygamberdi. Allah hepsine razı olsun. Salavatullahi ve selamu aleyhim. Hazreti Muhammed de peygamberdir. Hepsine inandım Muhammed hariç. Kusura bakma. Cennete giremezsin arkadaşım. Kuralı koymuş Allah. Kur'an'a inanacaksın. Kur'an'daki hiçbir ayeti inkar edemezsin. İnkar ettiğin zaman Allah'a diyorsun senin gönderdiğin kitabı ben uygun görmüyorum. Allah da diyor ki senin cennete girmeni ben uygun görmüyorum. Bu kadar açık. Bunun dışındaki her günah cennete tövbesi yapıldıktan sonra
Cennete hiçbir günah tövbesi yapıldıktan sonra cennete engel değildir. Cennete sokmayan tek günah Allah'ı, peygamberi, Kur'an'ı inkardır. Peki yine bir başka soruyla devam edelim. Çocuklar günahkar anne ve babalarına şefaat edip cennete girmelerini sağlayabilir mi? Sağlayabilirler. Yani şefaat kimler edecek diye sayılır. Yani Kur'an-ı Kerim ayetleri meleklerden ve peygamberlerden bahsediyor. Ama hadislerde bu kapı biraz daha açılıyor. Mesela doğum yaparken ölen kadının şehit olduğu, şefaat edeceği, şehitlerin şefaat edeceği ifade ediliyor. Hafızların şefaat edeceği, sıkt yani düşük çocukların, anasından düşük olarak düşmüş ve ölmüş olan çocukların şefaat edeceği ifade ediliyor. Onlar inşallah şefaat edecekler anneleri babalarına. Peki cennette nasıl konuşulacak diye sormuş bir izleyicimiz. Deniliyor ki bazı kitaplarda Allah bütün dilleri yok edecek. Ve cennete ait özel bir dil koyacak deniliyor. Ve o insanlar o dille konuşacaklar. Tıpkı rüya aleminde kalple konuştuğumuz gibi. Çünkü rüya aleminde dil yok. Bir şeyler duyuyoruz ama ne dendiğini anlamıyoruz. Uyandığımızı hatırlıyoruz. Onun için dünya ahirette, cennette tek bir dil olacak. İnsanlar birbirlerine baktıklarında ne demek istiyorlarsa aynen yani sanki birbirlerinin beynini okurcasına yani. Anında anlayacaksınız. Baktığınızda ben cümlemi anlayacaksınız. Siz bana baktığınızda ben anlayacağım sizin cümlenizi. Ortak bir dil, o dil kalp dili kalp olabilir, dili. Başka bir şey de olabilir. Peki, cennette evlilik, doğum ya da ölüm var. Olacak. Ölüm yok. Yok. Cennette ölüm yok, cehennemde de ölüm yok. Çünkü cehennem ehli, ya Rabbi bizi öldür. Malike bizi öldür. Felyakdi aleyna rabbuk diyecek. Malik, innekum makisus, siz kalıcılarsınız, ölüm yok size diyecek. Cennette de ölüm yok ama doğum var. Mesela bir kadın dünya hayatında çok istediği çocuk sahibi olmayı. Tüm bebek yaptı olmadı. Normal şartlarda olmadı. Çocuk kucaklayamadı. Orada ona anında verilecek. Çocuk istediği anda Yüce Allah çocuk ona lütfedecek. Önüne koyacak çocuğu ve çocuğa hamile kalması ile doğumu bir an içinde olacak deniliyor. Peki hayvanlar olacak mı cennette? Yani sormuş bir izleyicimiz. Hayvanların şu şekilde, dünya hayatındaki hayvanlar olmayacak. Mevcut olan hayvanlar yaratılacak ve hayvanların tümü yok edilecek. Birbirlerinden haklarını aldıktan sonra yok edilecektir. Ama kul eğer bir hayvan duymak ister, görmek ister, bir hayvan beslemek isterse, Allah hiçbir kulun isteğine orada hayır demeyecektir. Ama dünyadaki hayvanımı ben eşeğimi istiyorum. O eşek olmayabilir. O şeyin bir benzerini Allah yarattı tabii. Peki yine bir başka soru. Tarihte cennette cennetle müjdelenenler var mıdır diye sormuş bir izleyicimiz. Var aslında tabii. Çok farklı bir konu o. Çok farklı bir boyut. O bizim dosta doğrumuzun konularına girer. Dikkat ederseniz burada dosta doğrunun konularına hiç girmiyoruz. Çok farklı bir metodla gidiyoruz. Orada çok farklı bir şey var orada. Orada mesela aşırı 25 yere var. Cennette müjdelenmiş 10 sahabi var. Hangini cennete? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Zübeyir, Talha, Sa'd bin Ebu Vakkas, Ebu Ubeyde, Said bin Zeyd, Resulullah, Allah tümüne razı olsun, Ebu Ubeyde bin El-Cerrah radıyallahu anhım. 10 sahabeyi sayıyor. Hepsi cennettedir diyor. Yine Bedir'e katılanların tümünün inşallah cennete olduğuna biz iman ediyoruz. Çünkü Hazreti Peygamber kim bilir belki Allah Bedir ehline bakmış ve Bedir'e katılan herkesi cennete görmüştür diyor. Yani cennete koymuştur. Peygamberimiz döneminde hem cennetle müjdelenen 10 sahabeyle ilgili konuda hem de başka hadislerde cennetle müjdelenen kişiler var. Mesela cennetle müjdelenen 10 sahabe içinde Hazreti Ammar yok. Ama başka bir hadiste Hazreti Peygamber ben Ammar'ın ve Bilal'in, Hazreti Bilal'in adı da yok orada. Ama Ammar'ı ve Bilal'i cennete yürürken gördüm. Amr bin Cemuh şehit oluyor. Resulullah diyor ki ben onu Uhud günü, Uhud harbinin sonunda sakat ayağıyla cennete yürürken gördüm. Çok var yani, çok. Peki, biz kendimize bakalım. Biz cennette müjdeleyen yok, elimizde belgemiz yok. Bakalım biz ne edeceğiz Aslı Hanım, biz ne edeceğiz bakalım. Peki, şimdi tabii cennet konusundan...
biraz uzaklaşacağım. Farklı sorular da var. Şöyle sormuş Ersin Akbal. Demiş ki namaz kılarken sağ ayak parmağının dik durması mı gerekir? Namaz kılarken değil, secdedeyken olması lazım. Yani şu, oradan maksat şu, ayaklar oynatılmamalıdır sürekli. Ayaklar arasındaki kıyamı kastediyorsa mesafe 4 parmak kadar olmalıdır. Böyle çok devasa ayağını açması doğru değil, bitişmesi de doğru değil. Ayaktayken 4-5 parmak açık olacak. Secdedeyken ayağını dik tutması lazım, ayak parmağını. 2 ayağı birden kalkarsa namaz batıl olur diyenler var, mekruhtur diyenler var. Peki Asmin Ebru şöyle bir Twitter'dan gelen sorular sormuş. Evet. Yani. Yurt dışında yaşayanların Türkiye'de mevlüt okutması doğru mu? Yani mevlüt bir gelenektir, bir duadır. Yurt dışında okutanlar, oturanlar Türkiye'de sevdiklerine mevlüt okutun diyebilirler. Problem yok. Yine bir başka soru Ahmet Özdemir sormuş. Demiş ki çocuk yapmak kader mi, anne babanın tercihi mi? Anne babanın tercihi çocuğun oluşması için bir ön şarttır belki ama çoluk ve çocuğun olup olmayacağının kararını Allah verir. Baba anne sadece aracıdır. Baba anne ister, Allah dilemezse olmaz. Baba anne istemez, Allah dilerse olur. Bazen kadınlar tedbir alıyorlar, hamile kalıyor. Bazen kadın olsun diye 20 sene boyunca tedavi görüyor, nasip olmuyor. Demek ki baba anneyle bu iş olmuyor. Mutlaka baba anne lazım ama o baba annenin çocuğun olması için Allah'ın evet demesi lazım. Peki yine bir başka Twitter sorusu. Selin Engin sormuş. Resmi nikahtan sonra dini nikahı kıymayanlar zaten Allah katında kıyılmıştır diyor. Doğru mu? Bu söz sormuş. Doğru değil. Yani Allah katında nikahımız kıyıldı sözü doğru değildir. Evet Allah belki sizin bir araya gelmenizi istemiştir. Ama bunun nikahın adını koyun. 2 şahit huzurunda. Dini nikah çok zor bir şey değil ki ya. Onlar büyütüyorlar. Resmi nikahı kıyın. Tamam mahkeme gidin belediye nikah memuru. Şahitler huzurunda. Dini nikah nedir biliyor musunuz? 2 kişi geliyor. Bir kadın erkek var. Ben seni aldım. Ben sana vardım. Şahit misiniz? Şahitsiniz. Mehir şu. Bitti. Nikah budur. Dini nikah kıyıldık. Yani onun için resmi nikah kıyanlara çok büyük bir tören gerekmiyor dini nikahı için. Yapılan dualar, hocanın oturması, cemaat, bunlar hepsi işin adabıyla ilgili iyi olur diyeceğimiz şeylerdir. Ama nikah için gerekli olan din nikahı için evlenecek adam, evlenecek kadın, 2 şahit, mehir. Bitti. Bu kadar. Evet. Peki devam edelim Twitter sorularıyla. Bayanlar regliyken saçlarına kına yakabilir mi? Tabii ki regl gelmiş. Hali bir necaset hali değildir. Yani regli mesela başka din mensuplarında bazı ehli kitapta kadın regli olunca erkek onu yatağına almazdı. Odasını ayırırdı. Elinden yemek yemezdi. Kadın sanki böyle necismiş gibi görülürdü eski dinlerde. İslam din bunu kaldırıyor. Yok öyle bir şey. Sadece kadın ibadet etmez. İbadet yükümlülüğünü kaldırıyor. Bırakın kadını kötü görmek, kadını aşağılamak. Kadına diyor ki bu ibadet senden kaldırılmıştır. Sen namaz kılmana gerek yok, kılmış kabul ediyorum seni regl günlerinde. Bu nedenle de bu kadının hayata girmesi, hayata müdahale etmesi son derece doğal şeylerdir. Saçını boyatabilir, saçını kesebilir. Çünkü regl hali tırnağını kesebilir. Bazen uzundur. Hanefilerde 10 gün, Şafilerde 15 gün olabiliyor regl hali. Bu kadar süre içinde temizliğini yapmaması söz konusu değil, yapabilir. Peki, diş teli boy abdestine engel midir diye yine bir izleyici sorusu gelmiş. Eğer diş çıkıyorsa, yani damak takmaysa, gusülde ve abdeste çıkarma, abdeste hadi diyelim ama gusülde ben tavsiye ediyorum, çıkarmalarında fayda var eğer hareket eden bir dişle şayet. Ama tamamen oturmuş ve çıkarılması problem değilse, o çıkarmasına gerek yok. Ağzını yıkaması onun abdesti veya gusül için yeterli olur. Peki yine bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Demiş ki sıkıntı çekmek kaderimiz midir? Refah da kaderdir, acı da kaderdir, sıkıntı da kaderdir. Müreffeh olmak kaderdir. Kaybetmek kaderdir, kazanmak kaderdir. Üzülmek kaderdir, sevinmek kaderdir. Kader ne demektir? Kader kişinin başına gelecek her şeyi Allah'ın bilmesi demektir. Allah'ın bilgisinin dışında bir şey yok ki. Kader eşittir
Allah'ın bilgisi ise her şey kaderdir. Ve her şey kaderin dahilindedir. Ama onu tercih etmek kişiye aittir. Peki, süremizin sonuna geldik ama noktalamadan hemen son bir soru daha soracağım. Küs olduğum birine seninle konuşursam Allah belamı versin dedim ama sonra konuştum, ne yapmalıyım demiş bir izleyicimiz. Evet, Allah belasını vermesin. Bela kötü bir şeydir. O bela okunmamalıdır. Allah onu da affetsin, hepimizi affetsin. Konuştuktan sonra bu bir yemin sayılabilir. Önce bir tövbe etsin. Bir yemin olarak ifade edilen bir sözdür. Bu nedenle de o kardeşimize tavsiyemiz ya 3 gün üst üste oruç tutsun ya da 10 fakiri doyursun. Bir daha böyle şeyler söylemesin. Allah'ın adını kötü sözde kullanmasın. İyi sözde kullansın inşallah. Peki hocam, maalesef yine süremizin sonuna geldik. Çok hoş bir konuydu. Cennet güzel bir konuydu. Daha da tabii ki de pek çok Twitter sorusu var ama süremiz maalesef sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ağzınıza ederim. Sağlık hocam. Efendim, biz bu hafta cenneti konuştuk. Cennette yaşam nasıldır? Cennete dair merak edilen bütün soruları burada hocamıza yönelttik. Önümüzdeki hafta yine farklı bir konuyla karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın.